Ne işin var burada? Sen de kimsin? Yeni tekfurunuz Aya Nikolay'ım. İmparator İnegöl Kalesi'nin ahvalini görse hepinizi birden alev çukuruna atar. Umarım bu duruşunuzu düzeltirsiniz. Eski tekfurumuz öldüğü için böyle efendim. Emmi, sen kervanın başında durasın. Kervan Bilecik'e gidene kadar senin de başında olup oradan geri gelmen icap eder. Buyruk senindir Osman. Sen nasıl istersen evlat. İnşallah kervanın başına bir şey gelmeden yoluna gider. İninizden çıkasınız hele kahpe kefereler. Size Aya Nikola'nın çok çok sevgisini ve teşekkürünü getirdik Dündar Bey. Bizans size minnettardır. Ben de Bizans'a ve sizlere çok minnettarım komutan. Çok teşekkür ediyorum. Arabanın içinden hediyelerinizi almayı unutmayın. Türklerin hediye kültürünün çok iyi olduğu söyleniyordu. Hediyeler için çok teşekkür ederiz Dündar Bey. Umarım obaya gittiğinizde bu baskın anlaşılmaz. Aksi takdirde çok kötü olur. Merak etmeyesin komutan. Oba işi benim işimdir. Ve her iş elbette ki sahibine verilecektir. Sizin gözünüz arkada kalmasın. Önünüze bakın. Yüce İsa sizinle olsun Dündar Bey. Her zaman arkanızdayız. Haydi yolunuz açık olsun. Tekfurunuza selamımı iletin. Otağıma kadar teşrif ettiniz. Buyurun oturun Geyhadur. Beni bu fakir minderine mi oturtacaksın? Osman. İçinde kullanılan yünler benimkisiyle aynıdır. Bana özel taht getirecektin Osman. İstediğin taht olsun Geyhatu. Alpler. Diğer Moğol komutanlarına bu hassasiyetle davransaydın şimdi ben burada değildim Osman. Emin olun onları biraz daha sıksaydık Konya'ya kadar dayanmışlardı Geyhatu. Siz ona şükredin. Moğolların yeni yurdu Anadolu olduğu vakit göreceksiniz. Hepinizi buradan söküp atacağız. Evelallah çıktığımız kutlu yoldan asla geri adımı atmayacağız Geyhatu. Yerinde olsam halkıma zarar gelmeden bir an önce obamı ve beyliğimi teslim ederdim Osman. Pişman olacaksın. Her ne kadar imdilik bu bölgede azınlık da olsak üstesinden geleceğiz Geyhatu. Sen bizi merak etmeyesin. Önce üzerine gelen üst üste ihanetler ve ardından Bizans ve en sonunda Moğollar seni bitirecek Osman. Belli ki sen buraya obayı teslim almaya gelmişsin Geyhatu. Barışça konuşmaya geldim Osman. Siz Moğollar barışça konuşmadan anlamazsınız Geyhatu. Sizin işiniz yağmadır. Haçlı seferleri başladığında seni göreceğim Osman. Sınırını koruyabilecek misin? Çok merak ediyorum. Batı'dan gelen ordular askerlerinin kellelerini havada uçuşturduğu vakit Gök Tengri bizimle olacak. Yenilgiye uğradığında Moğollara yalvaracaksın. Kayı Beyliğine olan ziyaretin için Kayı Bey'i olarak teşekkür ederim Geyhatu. Buyur Asın, yolun açık olsun. Efendim, Dündar Bey'den sizlere hediye ve mektup var. Kayı Obası'ndan gelecek olan havadisler için takipte kalın asker. Emredersiniz efendim. Bilecik Tekfuru ve Geyhatu da bana destek veriyor. Son noktayı senden bekliyorum Dündar Bey. Bu kayılar ben yokken ne kadar da büyümüş. Buradaki tekfurluğun başarısızlığının bedelini şimdi kayılara karşı laubali bir şekilde biz ödüyoruz. Geyhatu ona kan dökmeden obayı teslim etmemi gerektiğini söyledi. Ben de onu ciddiye almayıp yoluna gönderdim. İnşallah Bilecik Kalesi ile herhangi bir sorun yaşamayız. İki taraftan da üzerlerimize gelirlerse sorumuz hayra alamet olmaz. Geyhatu istediğini ancak rüyasında görür. Fakat Dündar Bey'in... Evet, emmin işi sıkıntıdır. İhanetini sezdiğin vakit ne yapacaksın Osman? İbret-i alem olsun diye öldüreceğim beyim.
beyliğimizin selameti için ve geleceğimiz için, otorite için bu gerekir Osman'ım. İnşallah bey olarak ne gerekiyorsa onu yapacağım beyim. İnşallah. Ertuğrul Bey'im zamanında emin olmadan bir şey yapmazdı. Selamünaleyküm. Gözeten alplerden bir tanesi Dündar Bey'in ihanet ettiğini doğruladı. Muhtemelen kervanı İnegöl Kalesi'ndeki askerlere emanet etti. Büyük bir ihanettir. Ahalinin önünde cezasını verelim ağabey. Buyruk senindir Osman, baş üstüne. İhanetinle eceline geldin emmi. Ahalinin önünde can vereceksin. İhanetinin bedeli ölümdür. Sakın direnmeyesin Dündar. Aksi takdirde çok daha kötü şeyler olur. Beyim, Kayaobası'nda Dündar Bey'i Osman Bey öldürmüş, ihanetini tespit etmişler. Böyle bir şey nasıl olur? Emanet edildiği kervanı haçlılara vermiş. Benim tez vakitte obaya gitmem icap eder. Atlarınızı hemen hazırlayalım beyim. Bütün oba ahalisi ve bütün beyler orada toplanmış. Dündar Bey'in ölümünü izlemiş. İbret-i alem olsun diye ahalinin önünde yapılmış. Sağ olasın asker. Benim atımı tez vakitte hazırlayın. Ben obaya gideceğim. Emredersiniz beyim. Nasıl isterseniz. Bilecik Kalesi Söğüt'e vergilerini öderken herhangi bir sıkıntı yapmamaktadır. Bizim üzerine oynamamız gereken yer İnegöl'dür. İnegöl Tekfuru henüz yeni gelmiştir ve Konstantinopolis'te Türk düşmanlığıyla tanınır. Adı Aya Nikola'dır. Bizim almamız gereken yer Kulacahisar'dır. Hem İnegöl'e hem de Bilecik'e çok çok daha yakın olacağız. Kulacahisar'ı da bu gece ansızın bir baskınla ele geçirmek isterim beyler. Sizlerin bu hususta düşüncesi nedir? Alplerimiz hazırdır Osman'ım. Selamun aleyküm. Ahval nedir Osman? Diyesin hele. Yokluğunda Dündar Bey'e emanet ettiğimiz Bilecik Tekfuru'na götürülecek olan emanetlere Dündar Bey ihanet edip İnegöl Tekfuru'nun askerlerine vermiştir. Biz de bunun bedeli olarak kendisinin canına ahalinin önünde kıydık. İyi etmişsin Osman kardeşim. Helal olsun. Bu ihanete bu yakışırdı. Geyhatu Hazretleri, Osman emmisi olan Dündar'ı öldürmüş, ahalinin önünde canına kıymış. Gerekçesiyle ihanetmiş. Bu Osman deli çocuktur. Fakat bizim elimizde ezilecek. Sınır tanımıyor. Karşısında engel olacak kim varsa yok ediyor. Tam da bizim dişimize göre bir düşmandır. Gönk Tigri bizimle olsun.